Taşı taşa vurdurur, dere akar kudurur. Taşı taşa vurdurur, o satındalı bir şey aranda beni bulur. Sevdalı bir şey varsa verdiği sözde durur. Bakayım acı acı, açın sesi birazcık, başlar iki yaylacı. Açın sesi birazcık, başlar iki yaylacı. Değirmenle su tuttum, ırmaklarını kuruttum. Değirmenle su tuttum, ırmaklarını kuruttum. Bana verdiğin sözün, söyle hangini tuttun. Geçti veladan yıllar, sanma seni unuttum. Geçti veladan yıllar, sanma seni unuttum. Yakışıyor mu? Geç karşıma bakayım, bana yakışıyor mu? Rüzgarla buluştuk bak, benim güzel Yasemin. Rüzgarla buluştuk bak, benim güzel Yasemin. Yaşadım unutmadım, kız seni unutmadım. Saydım hatırlarımı, üstüne yar tutmadım. Seni bana yar diye başkasına bakmadım. Yıkılasın İstanbul, ben sevdamsız yapamam. Sevdamı arada bul, ben sevdamsız yapamam. Sevdamı arada bul, enişte binin altı, tımara dur tımara. Enişte binin altı, tımara dur tımara. Sade güzel sen misin, yetmem sana bu dara. Anamın enişte mi, sevdam buradan geçti mi? Burası enişte mi, sevdam oradan geçti mi? Alt tarafı çeşmeden eğildi su içti mi? Alta attı çeşmeden, eğildi su içti mi? Kollarında çalarsam, kızarsam, kızarsam, kollarında çalarsam.
kollarında uzadı, kollarında çekersem. Muhammed'im hoş geldin. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Uzaktan sen geldin, sen de hoş geldin. Sevgili izleyenlerimiz de hoş geldi. Ekranları başında bizleri şu anda kimler izliyorsa. Dilerim ki güzel bir her zamanki gibi gümbür gümbür bir program olur. Abone alayım istersen benimkinden beraber koyalım onu yerine. Tamam koyalım. Ondan sonra söyleşimize devam edelim. Evet, bu hafta kendi köyüm olan, kendi insanlarım, kendi canlarım. Hepsi İdambaşı bizden. Köyü. Hepsi bizden, biz de onlardanız. Kalkındırma Derneği aramızda, sevgili başkanım aramızda. Efendim hoş geldiniz. Alkışlarla beraber o zaman sıcağı sıcağına başkanımızı alalım. Bir iki soru soralım kendisine, bakalım ne etkinlikler hiç var. Etmez. Belki bir şey çıkartırız ya. Çok erken ya, biraz heyecanı yatırsın. Çok heyecanlıdır kendisi. Vallahi. Şimdi. Var mı başkanım heyecan? Biz biraz çalalım. Gel gel, ben seni iyileştiririm. Gel gel. Alkışlarla başkanımızı alalım. Alkışlıyoruz zaman başkanımızı. Sayın başkanım, mikrofonumuzu alalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başkanım hoş geldik. Hoş bulduk. Mikrofonu başkanımıza verelim. Başkanımıza alalım mikrofonu. Aramıza gel. Şöyle buyurun. Aramıza. Biz aramıza herkesi almayız. Yani başkanlar da arayın. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bunun boyu bizden uzun, onun için. Öyle mi? Tabii. Neyse, o konuya değineceğiz. Sayın başkanım, Muhammed program öncesinde birkaç bir şeyler anlattı. Bilgim var. Yakında bir geceniz varmış herhalde. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Allah muvaffak etsin. Sağ olun. Muhammed gereken soruları size soracak. Çünkü sizin derneğinizde hem kendisi, değil mi? Yok, hiç fark etmez, siz de sorabilirsiniz. Evet. Değişmem, bir şey olmaz. O zaman yani. Şuradan yani beni ilgilendiren kısımdan soracağım ben şimdi. Gece ne zaman? Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için Mavi Karadeniz ailesine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yönetim, bu sizlere de huzurlarınıza teşekkür ederim. Biz Fidanbaşı Köyü Derneği olarak sosyal faaliyetler anlamında bayağı çalışmalarımız var. Kendi mülkümüzü de aldık. Yerimizde şu anda Soğanlık Orta Mahalle'de faaliyet yapmaktayız. Çok güzel. Bunun ilerisinde 9 Mart akşamı, pazar akşamı bir gece yapacağız. Eğitim, kültür, dayanışma adına. Yardımlaşma dayanışma adına. Bu arada sevgili seyirciler, kaleminizi alın. 9 Mart akşamı, pazar günü Mart, akşamı. 9 Mart 2014 pazar akşamı saat 19'dan itibaren. İşte 19'dan Mavi, itibaren. Maltepe Kardelen düğün salonunda. Sevgili Yasin, sizleri de bekliyoruz tabii ki orada. Yani gelmemesi. Öncelikle. Onu sen niye diyorsun? Başkanım desin onu bana. Benim demem gerekiyor. Öncelikle şöyle yapalım. Tüm Trabzonlulara, Şalpazarlarına, köylülerimizi, komşularımızı. Karadenizlere. Dostları, Türkiye'lileri davet ediyoruz. Yemekli bir gece olacak. Gecemiz elit bir gece olsun için çalışıyoruz. İnşallah o şekilde olacak. Sizleri de, camiayı da davet ediyoruz bu vesileyle. Sayın Başkanım, ben gelirsem yalnız gelmem. Benim arkamda Ramazan var, kemenceci Seyfi var, kemenceci piyanist arkadaşım yine, klavyeci Ahmet arkadaşım var. Gelirsem ben grubumdan gelirim. Bir de ayrılmayız biz. Muhammed ben oradayım zaten. Muhammed, burada mısın? Muhammed nasıl orada zaten. Bizim organizasyon kendisi yapıyor işleri. O zamana daha çok var. Ben görüşürüz sevgili Yasin'im. Derneğimizi tanıtacağım sana. 9 Mart'a niye zaten denk getirdin onu? Ben Almanya'dayım, ondan mı? Hayırlısı olsun. Gördüm. Ben gelmeye çalışırım. Ama elimde olan imkanlar da doğrultusunda. 7'sinde Almanya'da olacağım. Mart'ın 7'sinde Allah nasip ederse. Buradan Almanya'daki tüm dostlarıma da selam olsun. Orada bir konserimiz var. Mart'ın 8'inde Stuttgart'ta olacağım. Allah nasip ederse 13'ünde Türkiye'ye dönüş yapıp 2 gün kaldıktan sonra tekrar Almanya'ya geri döneceğim. Velhasıl kelam, gecemizde, bakın gecemizde diyorum, bulanamayacağım. Buradan özür diliyorum. Ama beni orada varsayın. Çünkü gönlüm burada olacak. Evet, kalp, Sayın Başkanım, hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlerleyen dakikalarda tekrar sizi alacağız buraya. Çok teşekkür ederim. Daha sorularımız bitmedi. Sen biraz antrenmansız çıktın, anlıyorum. Biraz rahatla diye. Biraz da acil oldu. Daha çok seyirci, daha çok seyirci bekliyorduk ama biraz acil oldu. Biraz da hava şartları böyle birden değişim bir olunca. Bir de saatimizde de oynama olunca zannedersem oradan biraz da kilo verdik. Gelen seyircilerimize de tekrar hoş geldiniz diyorum huzurlarınızda. Ama ileriki tarihlerde inşallah daha çok seyirciyle beraber
kendi derneğimizi burayı inşallah dolduracağız işte. Yani dolduracağız. Dernekte bakalım kaç kişi varsa alacak buraya. Onun sözünü başkandan şu anda alalım. İleriki zamanlarda konuşuruz. Bazı projelerimiz var federasyon adına da. İnşallah onları da burada konuşuruz. İnşallah Sayın Başkanım. İlerleyen dakikalarda tekrar sizi alacağız. Birkaç sorum da benim çok kendi özel sorularım olacak. Seyircilerimiz de fazla sıkmadan müzikle beraber. Çünkü müzik eğlence programımız. Evet. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sorularımı ben... çalış reklam arasında. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür önemli ederim. Sayın Başkanım görüşmek üzere. Görüşürüz başkanım. Evet sevgili evet. Muhammed'im. Bu ara SMS numaramızı da vermiş olalım. Telefonlarımızı alıyoruz sevgili seyirciler. Ne yapıyoruz? Bu programın ve kanalımızı destekleme amaçlı telefonlarımızı alıyoruz. MKD yazıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. 39-29'a mesajımızı yazıp atıyoruz. Biz de buradan size zamanımızın ve dilimizin döndüğünce sizlere mesajlarınızı, SMS'lerinizi okumaya çalışacağız. Şöyle de bir şey söyleyeyim öncelikle. Ya benim mesajım okunmuyor, ben onun için atmayacağım diyenler var, bana sistem edenler var. O okuyamadığım SMS sahiplerinden özür diliyorum çünkü burada zamanla yarışıyoruz. Bakın ciddi söylüyorum, burada saniyeler değil, sadiseyle yarışıyoruz. Çünkü bir türkü fazla söylemenin peşindeyiz biz yani. Sizler için o da. Onun için atan veya atmayan bütün hemşehrilerimize şimdiden teşekkür ediyorum. SMS'lerinizi bekliyoruz. Muhammed ortak bir parça yaptık. Şimdi senle başlayalım benle mi? Hiç fark etmez senle başlayalım. Bir teşekkürüm var benim onu edeyim sen, istersen. Sen et teşekkür. Sen hazırlığını yap senle başlayalım hem. Benle mi başlayalım? Ha senle başlayalım. Ahmet Atçı bir abim var. Ahmet Atçı. Soyadı Atçı bu. Bu arada elbise sponsorum oluyor kendisi. Hendek merkezdedir mekanı. Ziyaret etmek isteyenler için Hendek merkeze geldiğiniz zaman... Ahmet Atçı, Kazımiye Spor Kulüp Başkanı olarak geçiyor kendisi. Buradan Ahmet abiye teşekkür ediyorum. Elbise sponsorluğumu yaptığından dolayı. İlerleyen haftalarda da bu grubumu da görüyorsun Ahmet abi. Yani bu sade bir takım elbiselerden olmuyor bu işler biliyorsun. Üç tane de grubum var arkamda. Bir ikincisi Muhammed Saray'ı da unutmuyoruz. Ne yapıyorsun bu ara? Dört tane takım elbise de ayarlıyorsun bize yani bir dahaki haftaya kadar. Sevgili sponsoruma buradan bir selam da ben gönderebilir miyim? Tabii buyur. Ben bana verecek olduğu elbise hakkımı gençlere vereyim. Onlara versin, benden onlara hediye olsun. Ya pot kırma Muhammed. Olsun. Biz bir kanca attık bir denize şimdi yani. O zaman ben de alayım. Hiç fark etmez. Ne alayım? Tamam. Ahmet abi teşekkür ediyorum. Bu jestini de bekliyorum. Muhammed'cim ne okursun? Şimdi hareketli başladık. Kendi derneğim burada olduğu için bana söz verdiler. Dediler ki biz senden eniş dibini istiyoruz. Eniş dibi parçası. Bunu da arada sen de söyleyeceksin. Beraber söyleyeceğiz. Bildiğim yerlerine eşlik etmeye çalışayım. Bildiğim yerde serbest. Öyle mi? İstediğin atış serbest. Söyleyebilirsin. Atış serbest. Bir iki dört hazırla gözüm ver bize. Benim sesten Ahmet'im. Şeyden. Şu anda bizi eniş dibinde izliyorlar zaten. Eniş dibi kahvesinde izliyorlar. Sevgili sanatçı dostum. Mustafa Seyis ve arkadaşları orada izliyor bizi. Şu an onlar bizi, da istediler. Şu an bizi Fuat Bey de içeriden seyrediyormuş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Karadolu abimize de saygılar. Ederiz. Sağ olsun. Müzik diyoruz abi. Sevdalık yetti canıma yetti. Mezarımın üstünde yeşil çimenler bitti. Mezarımın üstünde yeşil çimenler bitti de yeşil çimenler. (Gülüyor)
işte birinin altı tımara dur tımara. Sade güzel sen misin? Etmem sana mudara. Sade güzel sen misin? Kız etmem sana mudara. Etmem sana tımara. Fidan başı külünün eski ismi tımarla. Ne ara sor beni, başın düşünce dara. Ara yine sor beni kız, başın düşünce dara. Başın düşünce. Olsa nerede eski günlerim, beni gördüğün yerde yansın yüreceklerin, gelsin iki gözünden sevda yemeceklerinden, sevda yemeceklerinden. Çapraz oturdum, kameraman uyardı, çapraz duruyum diye de çapraz duruyum. Tatlı güzelliklerim soldu ufam, soldu, soldu ufam. Şimdi de işbal etti, Yasin abi oldu da Yasin abi. Şimdi de iş var etti, işte böyle has oldu da, işte böyle has. Öyle oturdun Yasin, sanki Atatürk gibi de, sanki Atatürk. Öyle bir duruşun var, sanki Atatürk gibi de, sanki Atatürk. Dirin dirin gülleri, diplerine dalım var da diplerine.
Maraş yaldı tırnağda, olamam da tırnağda. Atatürk Maraş yaldı tırnağda, olamam da tırnağda. Havallarına Muhammed diyecek miyim, Muhammed diyecek. Asar kaydesin ya, yine diyecek miyim de yine diyecek. Sana huyu huyuma göre, huyu huyuma. Oho, derenin derini, ırmakların serini, derelerin derini, ırmakların serini. Huyun huyuma yakında bulduk biri, birini bulduk biri bir. Huyun huyuma yakında bulduk biri, birini bulduk biri bir. Masan üstünde bekmez bekmezi kimse yemez, bekmezi kimse. Masan üstünde bekmez bekmezi kimse yemez, bekmezi kimse. Ettim yeni bir sevda, Allah kulu bilemez, Allah kulu. Baban kazandı yetmez üstüne, yetmez yetmez üstüne. Baban kazançları yetmez üstüne, yetmez yetmez üstüne. Çağırdım uyanmadı ölü kaybana, ölü ölü kaybana. Çağırdım uyanmadı ölü kaybana, ölü ölü kaybana. Eskiden sevda bitti o kendi sinye, bildi o kendi sinye. Eskiden sevda bitti da o kendi sinye, bildi o kendi sinye. Eskiden sevda bitti da o kendi sinye. Muhammed abi, aslında güzel gidiyorduk da içeriden güzel bir haber geldi. Düzce horon havası istiyorlar. Sevgili Fuat abi istemiş. Pusula'da yazdı, gönderdi. Bak okuyabilirsin. Mustafa Aydın sevgili istiyor Mustafa diye. Sevgili Mustafa Aydın istiyormuş. Sevgili Fuat Kuş istiyormuş. Buyur. Ben değil, senden istediler. Yok, senden istediler. İyi, öyle mi? Çalalım. Sıra sende. Çalalım. Bir tekno tarzı alayım ama ben girişi yaptıktan sonra anladım. Thank you.
mikrofonu buraya kadar getirdin. Sen orada SMS'lere de gözüm aldı. Bir Hasan Öksüz türküsü istiyorlar. Sizlere de armağan olsun sevgili seyirciler. Şu an stüdyomuzda bulunan konuklarımıza da gelsin bu. Hazır mı Akçabat Çayırbağı? Tonya Vakfı Kebir. Hazır mı Karadeniz? Hazır mı Türkiye? Hazır mı Avrupa? Ne göçler uğurladım, arkasından avladım. Sen geçtin gittin ama yar, yüreğim, yüreğim mehtahladın. Gelemedim yelenem, gelirim bir daha. Bu yazdığın türkülerde gitsin tek, gitsin tek irdana. Gel ağla beni gariplenem yüreğimden may oğlum, oğlum, oğlum. Yükledim atlarımı, gidiyorum Akçabat'a. Yırtıldı gömlecimde, o da kaldı yaylada. Yırtıldı gömlecimde, o da kaldı yaylada. Bırak yaka mifelek, sürme beni yokuşa. Yırtırlar cekatımı da, bak bak, gömlekle, gömlekle çekersiz girdim kışa. Mayıs'ta gel gibi takıldı yakama. Birkaç daha diyeyim Hasan Öksüz akama. Güldü de dedi bana, beni seviyor musun? Bir telefoncu geyle de beni görüyor musun? He 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 de de, he he he, kara günlerim. Haydan bakayım yaylalara, kar da yağmadı bu sene. Thank you.
yürekler çiçek. Yalaştı yayla zamanlar, yaylacılar gelecek. Karım kızımı söyleyir dünyaya sür.
ana bir mikrofonu bir yanalım yan yana bir gel. Yatırdım sana yanma soyda bile yiyelim. 60 saniye kalmış gel de bilet yiyelim. Allah'sın çadırı diye Yasin'im diye. Bir türkü de diyeyim patronum Fuat Bey'e. Ya desem dallı gede düşmüşüm dilden dile. Bir selam yollayayım buradan Davut Bey'e. Güldü gülme yüzüme yalancısı yalancı. Sana da söyleyeyim kameranımız bacı kamera. İsmini bilmiyorum sanki olduk yabancı sanki. Türküm'den anla ama sana kız kemencemden anla. Kız kemencemden anla. Bu türküm sana gelsin yay gidi pıdık ablayı. Yazı bu türküm sana yay gidi pıdık abla. Yay gidi pıdık abla. Bir misafirimiz var, onu alalım. Evet, nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok güzeldi türkünüz. Sen de iyisin. Eyvallah, sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederiz. Sizin türkünüz çok iyiydi, bizim de kampanyamız çok iyi. Bugün Karadeniz'in mert erkeklerine, İç Anadolu'dan, Doğu'dan, Güneydoğu'dan, Ege'den herkese sesleneceğim. Benden bahsediyor. Bugün Hürrem takı setiyle erkekler artık eşlerine isteye isteye, seve seve, cebinden para çıkarta çıkarta hediye alacaklar. Bu zamana kadar hep hediyelerin pahalılığından şikayet ettik. Eşlerimize, sevgilimize, annemize, kız kardeşlerimize, bacımıza hediye almadık ama biz artık Türkiye'de bir devrim başlattık. Ucuz yolla en güzel hediyeyi nasıl bulursunuz? Mavi Karadeniz ekranlarını izliyorsanız, şu an bu programı izliyorsanız kesinlikle ama kesinlikle buldunuz. Hemen ekrandaki telefon numarası 0216 998 99 99. Telefon numaralarını bir yere yazın sevgili izleyenler ve 99 TL'ye alacağınız 99 TL'ye sahip olacağınız ben Hürrem takı setini izleyenlerimize artık takdim etmek istiyorum. Onları daha fazla bekletmek istemiyorum. Setimiz içerisinde ne var? Evet, ilk önce merhabalar. Güzel bir program. İki yayıncı programı, iki reklamcı ve gerçekten Hürrem Sultan dörtlü setiyle sizlerle buluşturuyoruz. Evet, bu set neden bu kadar özel? Neler var? Evet, bir adet saatimiz var, yüzüğümüz var, kolyemiz ve küpelerimiz var. Evet, geçiyor. Altın kaplama, Swarovski taşlı ve sadece Mavi Karadeniz ekranlarında bulunan bir set. Piyasada yok çünkü biz Mavi Karadeniz Televizyon olarak direkt firmayla bağlantıya geçtik. Ve firma dedi, benim böyle bir ürünüm var, şu an dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Ve ben sadece Mavi Karadeniz ekranlarından tanıtmak istiyorum. Evet, onun için diyoruz ki sadece 99 TL KDV kargo dahil. Diyeceksiniz ki nasıl olur, şaka mı bu? Dalga mı geçiyorsunuz? Yalan mı söylüyorsunuz? Al bir kontrol. Bu kadar güzel bir set, altın kaplama, Swarovski taşlı ve sadece 99 TL. Evet, evet, buyurun siz de şöyle şimdi bakın. İzleyen, biz buradaki sanatçı abilerimiz halkın sesidir. Yani ben burada ne kadar anlatırsam anlatayım, halkın yanında olan abilerimiz bu gerçekten güzel bir malzeme demezse, bu gerçekten sağlam bir malzeme demezse ben ne anlatırsam anlatayım. Mimoza sen ne anlatırsan anlat. Hikaye. İzleyenlerimize belki biraz boş gelebilir ama sana veriyorum, sana veriyorum, sanatçı abilerimize veriyorum, işi bilenlere veriyorum. Sizler kontrol edin ve izleyenlerimize deyin ki bu malzeme gerçekten iyi alınır. 99 TL buna verilir. Sabit değil mi bu, böyle açılıp kapanıyor parmağa göre? Bu bayanlar için.
Bana göre değil herhalde. Bir de parmağını canım. Abi. Senin parmakların maşallah bayağı kalın. Bayanlar için hem de parmağını getiriyorsun. İzleyenlerime bak. Bak izleyenlerime şunu göstermek istiyorum. Şimdi bazı izleyenlerimizin parmağı hakikaten büyük olabiliyor. Yani normaldir, bu doğaldır. Serçe parmağına çok rahat bir şekilde oluyor. Aynı şekilde senin yine aynı şekilde yüzük parmağına kadar da olabilir. Biraz daha açalım. Yüzük parmağına dahi oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bak şunu söylemek istiyorum. Parmağınızın genişliği... Yasin hiç çıkarmayı yakıştı. Yakıştı. Bence de çıkarmasın. Güzel. Ya beni karıştırdınız herhalde arkadaşlar. Parmağınızın genişliği ne olursa olsun. Bayanlara sesleniyorum. Bu yüzük bana geldiği zaman, bu bileklik bana geldi, saat bana geldiği zaman acaba benim bileğime, acaba benim saatime olur mu olmaz mı korkusuna kapılmayın. Şunu da takar mısınız? Yüzüğü taktın, kupeye de tak bari. Takacak yer yok ki abi, ne yapayım ya? Şimdi orayı delelim mi yani? O zaman sol taraftakinde var. Zaten taktı bak. Zaten Mimoza bu takı setini ilk gördüğü andan belli bu küpeleri zaten boynundan hiç çıkarmadı. Kulağından hiç çıkarmadı. Ama Yasin bunu takabiliyorsun. Küpeyi de aynı çıkarmadı. Muhammed yüzüğü ben taktım. Kolyeyle küpeyi de sana ayarlayalım. Yok sana çok güzel yakışıyor. Vallahi mı diyorsun? Gençliğimden değil mi? Kaç evet, bu güzel 99 takımı gerçekten lira, 99 TL kargo kademeye dahil. Ve bu güzel takı seti bizi ekran başında izlemekte olan ki herkese şunu diyoruz. Annelerinize, eşlerinize, kardeşlerinize hediye alabilirsiniz. Çünkü bundan daha ucuz bir hediye gerçekten bulamazsınız. Evet, bir hediye almaya kalktığınız zaman kapıdan kapıya, dükkandan dükkana, sokağından sokağa dolaşıyorsunuz. Yok arabaya park edeceğim, yok ben otobüse bineceğim, yok taksiye alıyorum. Böylece 100 liradan fazla siz zaten bir masraf yapıyorsunuz. Ve tüm gününüzü harcamış oluyorsunuz. Ya da diğer tarafta baktığımız zaman genellikle bizim Türk erkeklerimizde bir alışkanlık var. Ya tavla oynuyorlar, ya okey oynuyorlar, ya at yarışı oynuyorlar, ya da bir yerde toplanıp da işte bu maç senin, bu maç benim diyorlar. Ve her oturduklarını çaymış, kahveymiş, idamış 100 lira, 200 lira her hafta ya da 2 günde bir bu masrafı yapıyorsunuz. Peki annelerinize, eşlerinize bu güzel takım altın kaplama Swarovski taşlı sadece 99 TL çok mu? Ya, değil de şimdi benim başımı derde soktunuz biliyor musunuz siz? Niye abi? Hanım gördü bunu şimdi. Ah benimki kesin alır gelir. Bak, biz... Bunu alıp gitmedim var ya eve de sokmayabilir. Bak ben şunu söylüyorum her zaman. Her zaman bunu söylüyorum. Her reklamda da söylüyorum. Eşinin saçının teline, annenin saçının teline zarar gelsin kıyameti kopartırsın değil mi abi? Kıyameti kopartırsın. Yani böyle kendin dışında olursun. Biz eşlerimizi, biz annelerimizi çok seviyoruz. Ve hanımlara vermiş olduğumuz değeri çok iyi biliyoruz. Onların bize Allah'ın bir emaneti olduğunu çok iyi biliyoruz. Anneyi mutlu etmenin ne demek olduğunu, cennetin kapısını aralamak demek olduğunu çok iyi biliyoruz ama biz Türk erkeği olarak onları, sevgimizi belli edemiyoruz onlara. Nenem memleket yani, karısıdır. Bunu alı gitsem neneme der bak oğlum alaca sığır yok muydu abi? Bu ne? Değil mi? Peki nenen böyle bir takımı almak istemez mi acaba? Belki biraz kızına... genç olsa belki isterdi. Ama kızına, gelinine, torununa hediye eder. Öyle olabilir. Bak, işte öyle olur. Olabilir. Torun evlattan tatlıdır derler. Bunu neneler alıyor, torunlarını hediye ediyor, evet. Gelinlerini hediye ediyor. Buradan anneme duyurulur. Ve buradan özellikle beylere şunu söylüyorum. 99 TL'ye alacağınız Hürrem takı setinin özelliklerini bir bilin. Bu çakma bir malzeme değil. Altın kaplama, altın suyuna batırılmış bir. Bir de şurada kırmızı taşın etrafında görüyor musun abi? Swarovski taşlar var. Swarovski taşın ne olduğunu bilmeyenlere söylüyorum. Hemen interneti olanlar varsa evinde internete girsinler. Swarovski taş nedir diye sorsunlar. Bir baksınlar internette ne kadar değerli, ne kadar kıymetli, ne kadar pahalı bir taş olduğunu görürler. Sadece şu kolyede, bakın sadece şu an ekranda görüyorsunuz. Şu küpede tam 14 tane Swarovski taşlar bir tanesinde. İki küpede 28 tane Swarovski taş var. Yine aynı şekilde yüzükte 14 tane Swarovski taş. Yine aynı şekilde kolyede 14 tane Swarovski taş. Yine aynı şekilde saatte 14 tane Swarovski taş var. Bu ne demek? Bu bir kampanya. Para demek, para. Dünyanın evet. Parası demek. Ama izleyenlerimiz kaça alacaklar? 99'a alacaklar. Telefon numaramızdan da belli. 99-99. Telefon numarasını izleyenlerimiz hemen acele etsinler. Bakın bugün kota koymuyoruz. Bugün sınır koymuyoruz. Şanslısınız ve bu şansı çok iyi değerlendirmenizi istiyoruz. Şu an biz burada bakın kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişi burada toplanıp Mavi Karadeniz ekranında bir şey anlatıyorsak bu ürün gerçekten sağlam. Bu ürün gerçekten hakikaten alınmaya değer ve tonlarca para vermenize gerek yok. Dışarıda alırsanız eğer tonlarca para verirseniz ama eğer şu an bizi izliyorsunuz. Bakın evinde şunu söylüyorum. Kontörü olmayanlar gitsinler hemen komşusuna 0216-998-99-99. Arkadaşından telefonunu ödünç hissesin çaldırsın kapatsın biz arayalım. İsim soy isim adres alalım. Kapınıza kadar gelelim. Kargo kurye ulaşım bedeli masrafları almayalım. Ve Mimoza
Demek istediğim bir şey varsa ben evet, anlatmaya çalışayım kadarını anlatıyorum. Zaten çok güzel anlatıyorsunuz. Evet, ekranlar başında ki bizi izlemekte olan ki tüm dostlarımız söylüyoruz ki altın kaplama demek ki paslama yapmaz, kararmaz, alerji yapmaz, taşları düşmüyor. Ve tanıtım kampanyası olduğu için ancak Mavi Karadeniz televizyonunda ulaşabilirsiniz ve bu kadar güzel bir seti siz sahip olabilirsiniz. Çünkü evet, Hürrem Sultan seti diyoruz. Adı zaten Hürrem Sultan dörtlü seti. Ve ailemizde, evimizdeki annemiz, ailenizdeki eşiniz, ailemizdeki kardeşlerimiz, ailenin sultanlarıdır ve onlar bizim için değerlidir. Onun için hemen acele edin, kampanyadan faydalanın. Çünkü kampanya bittikten sonra maalesef ve maalesef bu sete sahip olma şansınız olmayacak. Çünkü 99 TL dediğimiz zaman gerçekten şaka gibi sadece bu kadar harika bir set diyeceksiniz. Ya şöyle, abi, sen kafaya taktın o kolyeyi taktınca şöyle, gelsin abi. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Kolyeyi gösterip duruyor sana. Dün sevgililer günüydü hani. Sevgilisine hediye alamayan varsa Mavi Karadeniz'in altında anında olan hasta yazan. Hemen arasında. Nasıl? Uyanın bakacağım. Burada mısın? He tamam. Şimdi altta annelerimizi sevmek sadece arıyoruz. Annelerimizi ve eşlerini sevmek sadece sevgililer günü mü bekleme gerekiyor? Hayır. İlla ki değil de şimdi bir dün değil ya. Dün alamayanlar için bugün bir fırsattır. Yani veya şöyle bir yalan, küçük bir yalan söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ya ben bir kampanya vardı onu bekliyordum. İşte bugün aldım. Diyebilirsiniz bak küçük bir yalan. Ama öbürü de seyrediyorsa yalan ortaya çıktı. Zaten bunları gören eşler, bunu gören yengeler ilk başta eşlerine kızacaklar. Eğer sen bunu al, yenge bizi izlememiş olsun bak abi. Yenge bizi izlemesin. Sen bunu aldın yengeye verdin. Yenge sana ne diyecek biliyor musun? Vay be diyecek. Gittin orada diyecek canlı yayına çıktın. O kadar para kazandın. Kazandığın rızkını gittin bunlara mı verdin diyecek. Yok evde yemeği ekmek yok. Sen gittin bunlara aldın. Aynen bunu. Bak samimi söylüyorum. Eğer bunu görsün. Çünkü bayanlar bunu gördüğü zaman çok uçuk rakamlar akıllarına geliyor. Evet, yani evet. Üf şu kadar fiyata mı aldı? Şu kadar paraya mı aldı? Görünümü gerçekten hoş. Ama gerçekten de çok yüksek rakamlarda satılan bir malzeme. Bayanın kulağında da güzel, kolunda da güzel gözüküyor. Bence hoş bir şey. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Bu şeyler değişik değişik mi? Bu onlar başka, değişik modeller de geliyor ama hepsi özel tasarımdır. Yani hepsi birbirinden farklı. Artık hangi izleyicimize hangi model denk gelirse saat artık o onları da hoş görecekler. Çünkü sadece bu yüzlerce çeşit tasarım var. Tasarımcımız bunu özellikle Osmanlı motifleriyle tasarlamaya çalıştı ve çok da güzel yaptı. Hakikaten taşların işleyişinden, saatin durduğu yerinden, merkezinden, etrafındaki taşlardan hepsi birer harika, hepsi birer sanat eseri. Ve aynı şekilde yine bakın bir kez daha söylüyorum. Ekranda da yazıyor. Swarovski taş, taşlı, altın kaplamalı. Bu ne demek? Altından hiçbir farkı yok. Hiçbir şekilde kararma yapmıyor. Hiçbir şekilde solma yapmıyor. Ve Swarovski taşlarında kemençeye de hakikaten çok yakıştı. Vallahi. Ya hakikaten ya. Hiç aklıma gelmedi. Kemençeye de çok güzel yakıştı. İnşallah biz diyoruz ki bunu alsınlar izleyenlerimiz, yengelerimize yakışsın. Çünkü bayanlar takıları severler. Bir bayana bir küpeyi taktığınız zaman, küpeyi verdiğiniz zaman ondaki mutluluğu. Çünkü bak burada ben anlatıyorum. Buradaki seyirci ablalarımız da küpeleri gördüğü zaman gülümsüyorlar. Çünkü ilgi çekici bir şey. Yani takı dediğin zaman, kolye dediğin zaman, küpe dediğimiz zaman ilgi çekici bir şey. İnşallah bazen takılıyorum Ahmet abime, yönetmen Ahmet abimize. İnşallah yengemize de o da hediye edecek. Bugün ona da vereceğiz inşallah bir tane. Ve izleyenlerimiz bakın biz buradaki ekip olarak tabelayı aldı eline. Biz burada ekip olarak birbirimize hediye veriyoruz. Eşlerimize bu kolyeleri hediye ediyoruz. Ama asıl amaç, asıl istediğimiz şu. Ekranda dışarı çıkamayıp çarşı pazar gezemeyip, köyde oturup ben çarşıya nasıl gideceğim de şimdi nasıl güzel hediyeler bakacağım da diye şikayet eden beyler ekrandaki telefon numarasını arayın. 0216 998 99 99. İşte küpelerimiz bakın ekranda şu an 99 TL'ye size Osmanlı motifleri Swarovski taşlı altın kaplamalı Hürrem takı setini göndereceğiz. Vallahi 99 TL resmen hediye ya. 99 TL ama hakikaten bu seti hediye. Öyle değil mi? Yani tabii ki hediye. Zaten kimse inanamıyor. Hani daha önce de söyledik. Siz bu hediye aldınız ve evine ulaştığı anda direkt zil çalacak, kapağı çalacak, postacı geliyor, hemen bu paketi veriyor. Açtığınız anda kadın hediye görünce
böyle bir kalacak, donacak. Ondan sonra sen ne yaptın diyecek. Süpürge elinde alıp tepeşine koşacaksın diyecek ki. Ekmek parası buna mı verdin? Ne gerek vardı? Ondan sonra bir tatlı bir kavga başlayacak ama içinde diyecek. Of be ne kadar güzel de yapmış ama ben hani öyle diyeyim. Çünkü aynanın karşısına geçtiği zaman inandın ki her saniye geçip de kendisine bakacak. Aman Allah'ım diyecek. Hürrem Sultan kimmiş ya benim yanında? Ben zaten bu evin sultanıyım. Ve kendini gerçekten baya baya bir mutlu olacak. Bence de öyle. Şunu söyleyeyim, 99 TL olduğunu kesinlikle söylemeyin. Neden? Çünkü zaten bu set piyasada yok. Bu set hiçbir yerde yok. Biz yani ilkleri seviyoruz zaten. İlk olan şeyleri severiz biz genelde. Zaten ilkler ve sadece Mavi Karadeniz televizyonunda. Evet. Çünkü tanıtım amaçlı olduğu için ve kampanya olduğu için artık sayılı olarak bizim takımlarımız var. Bir iltida yaşayacağız sevgili seyirciler şimdi. Reklamın sonunda takı setini ben alıyorum. Hemen telefonu o zaman söylüyorum. 0216-998-9999. Noda arıyorsun. Hemen programdan sonra 5 tane set siparişi veriyorsun. Birisi annene, birisinin kızına, birisinin eşine, birisinin kardeşine, birisinin teyzin ya da halana daha çok kimi seviyorsa bilmiyorum. Zaten tam bir takı seti fiyatında gelecek. Yasin sen yandın. Buna o zaman ne Merkez Bankası yeter ne... Sevgili izleyenler bakın. Sanatçı abilerimizin, burada reklamda bulunan sanatçı abilerimiz söylemiş olduğu genelde şu laf var. Ben elimin tutmadığı, gözümün görmediği hiçbir şeye kefil olmam diyorlar. Yasin abi kefil misin değil misin? Malzeme şu, sağlam. Şu gördüğüm kaplama, Swarovski taşı. Şu gördüğüm manzara son karşısında, son gördüğüm böyle görünüm olarak gerçekten bayanın üzerinde hoş duracağına inanıyorum. Ben katılıyorum bu kampanyaya çünkü gerçekten hoş bir hediye. Onun için size de tavsiye ediyorum. Alırsanız kendinize iyilik yapmış olursunuz. Bir de yengeyi memnun etmiş olursunuz. Veyahut da sevgilinizi memnun etmiş olursunuz. Altın kaplama taşları da değerli diyor arkadaşımız. Değerli taşlar. Gördüğüm kadarıyla da ben taştan pek anlamam. Genelde hep pamuk. O zaman diyoruz bu fırsatı kaçırmayın. Hemen 0216-998-9999 no'dan arayın. Çağrı atın. Bizim operatörler geri dönecek ve bu set sizin olacak. İyi günlerde kullanın. Asrın projesi Marmaray'dan Üsküdar'a hamsi akın etti. 16 Şubat Pazar günü saat 14'te Üsküdar Meydanı'nda düzenleyeceğimiz Hamsi Festivalimize tüm Üsküdarlıları bekliyoruz. Sevdalıyız Üsküdar'a. Birlikte başarıya. AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen. Geldi ekin ayları şimdi harman zamanı gıdını almış da topluyor gozaklar. Geldi ekin ayları şimdi harman zamanı vay gözünü sevdiğim toplu. Bize muhabbet gerek, muhabbete su atanım kafasına düştün kürek. Dolu vurdu. Hasret kaldı yurdumuza, gurbet gidiyor zoruma. Yedi haftadır yenilmeyen Giresunspor İstanbul'da Sarıyer'e konuk oluyor. Binlerce Giresunsporlu taraftar İstanbul'da takımlarını destekleyecek. Sarıyer Giresunspor maçı pazar saat 13.30'da sadece ama sadece Mavi Karadeniz TV'de. Thank you.
sarsın evinizin başını. Ankara bir bulut sarsın evinizin başını. Azrail'im beklesin, Azrail'im beklesin, almak için canını, almak için. Ben değil gülüm senin, ben değil gülüm senin, aşkım hepsin kanını, aşkım. Damarlarım kurusun, damarlarım kurusun, beni yaktığın için, beni yaktığın. Kurusun damarlarım, damarlarım kurusun, beni yaktığın için, beni saçların tel tel olup dökülsün, tel tel olup. Öksürdükçe senin ciğerlerin sökülsün, ciğerler. Öksürdükçe yar senin ciğerlerin sökülsün, ciğerler. Eller gülü boynarken, eller gülüp oynarken, senin boynun bükülsün, senin. Yataklara düşesin, yataklara düşesin kız, beni yaktığın için, beni yaktığın. Yataklara düşersin, yataklara düşesin, beni yaktığın için, beni. Kalkmaz olsun kollarına, kalkmaz olsun. Allah'a yalvarmaya kalkmaz olsun kollarına, kalkmaz olsun. Gelinlik döşeğinde telsiz kalsın saçlarını, tel tel. Gelinlik döşeğinde tel tel kalsın saçlarını, tel tel. Sen ölmeden kazılsın, sen ölmeden kazılsın, kızım senin mezarın, kızım. Kefensiz gömülesin, kefensiz gömülesin, beni yaktığın için, beni yaktığın için. Kefensiz gömülesin, beni yaktığın için, beni yaktığın. Güzel gelinliğini, güzel gelinliğini, tabutuna sarsınlar, tabutuna. Zehirli yılanları, zehirli yılanları, mezarına koysunlar, mezarına. Mezarının ta
taşına, mezarının taşına, kalpsiz diye yazsınlar, kalpsiz diye. Bir duacın olmasın, bir duacın olmasın, beni yaktığın için, beni yaktığın. Bir duacın olmasın, bir duacın olmasın, beni yaktığın için, beni yaktığın. Bir duacın olmasın, beni yaktığın için, beni yaktığın için. Teşekkür ağzına ederim sevgili Yasin'cim. Çok eski bir eserim benim. Evet. Çokları bunu değiştirdi, değiştirdi, okudular, bir şeyler yaptılar. Böyle eskileri arada bir okuyayım işte böyle. Ya çok ben, ben bir istekler zaman, vardı buna, o isteğimizi de yerine getirmiş olduk. Ben her zaman üstünü savunuyorum Muhammed. Yani ne varsa eskilerde var. Diyorlar ya işte eski Rabit olsa bit pazarına nur yağarmış. Alakası yok. Ve, eskide var ne ve varsa. Bu, bu sözleri bana da yazan çok sevgili bir dostum Yasin diye bir senin isminden bir tane cami imamı. Bu sözleri bana yazıp okutan. Cami imamı. Evet. Öyle olsun. Selam olsun buradan selam eğer bizi izliyorsan. Evet sevgili seyirciler, sizden bize yani sizin gönüllerinizden bize gelen düşüncelerinizi size aktarmaya çalışayım. Yasin seni seven Hamza Tanrıkulu başarıların devamını diler. Ne söylersen biz kabul ederiz demiş. Eyvallah abi, biz de seni seviyoruz. Aynı zamanda Muhammed Sarı'yla ikimiz beraberiz. Bundan sonra programı beraber yürütüyoruz. Selam ben olsun sevgili dostlar. Direksiyonu tutuyorsam Muhammed vites atıyor. Ona göre yani beraberiz. Sakarya Hendek 14 Noğlu Kooperatif Lokantası'nın sahibi Bakacak Köyü muhtarı, muhtar adayı, özür diliyorum, muhtar adayı Saffet Sarı, Karadeniz'in büyük kanalı Mavi Karadeniz'den yapmış olduğunuz programı saygı ve sevgi ile beğeniyoruz. Sayın Yasin Kılıç kardeşim, programının ve başarının devam ve daim olmasını dilerim demiş. Selamlar demiş. Aleyküm selam. Teşekkür ediyorum Saffet abi. Akçabat Işıklardan Kemençe Üstadından diyor Muammer Bayram. Programınızın devamını diler. Yasin kardeşim iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Ben Akkaz'dan Tırcı İrfan. Yasin abi iyi yayınlar. Sayende yaylalara gittim ya. Muhammed abiye selam. İyi akşamlar demiş. Teşekkür aleyküm ediyoruz. Selam bizden de selam. Sakarya Arifi Hanlı Merkez Mahallesi Mahalle Muhtar Adayı. Ya arkadaşlar bu muhtar adaylığı bayağı bir yoğunluk kazandı. Seçimlerde yaklaştı ya. Biz muhtarları ağırlasak mı burada ilerleyen haftalarda? Bir tane muhtar adayımız da son anda seyirci gelmekten vazgeçti. Son anca ip öyle döndü yani. Yani. Şey olmasın çıkıyor. Siyasete yani yani herhalde. Ekranlara taşımayalım mı demek istedi acaba gelmemekle? Tüm muhtar adaylarına buradan selam olsun. Başarılar dilerim. Selahattin Öz Göz Yuman demiş. Muhammed Sarı'dan Çepniler de bu neşe şarkısını istiyor. Çalar mısınız demiş. Onu çalarız. Geçen hafta okuduk muydu onu Muhammed? Yok, öyle okumadım. Ondan önceki hafta okuduk. Yönetmenimize gene söyleyelim. Hazır eder de bize yetiştirirse. Sakarya Erenler'den ben Sebahattin Aydın, Yasin kardeş, Erkan Ocaklı'dan Kurtlar Sofrası'nı çalın bana demiş. Emredersin abi, ne demek, biz burada sizin isteklerinize yer vermek için buradayız. İyi yayınlar Yasin Bey. Ben Sakarya Akgezi Kuzuluk'tan Zabıta Tonyalı Hasan. Hasan Toprak, Muhammed Sarı'dan bitmesin, şey bitmedi bitmeyecek çiftlerde bu neşe, bu türküyü okuyacağız. Bu kaçınılmaz oldu. Bu güzel arkadaşlarımıza gelsin. Ben Sakarya Hendek'ten İsmail Becit, Akpınar Mahallesi muhtar adayı, bütün seçmenlerime buyur. İsmail, seni ısıracağım geldiğim zaman. Dişleyeceğim senin yanaklarını. Hayırlı akşamlar demiş. Yasin bir Yasin abi ben Kuzuluk'tan Sezgin Hendek Akpınar Mahalle Muhtar Adayı İsmail Becit abiye demiş başarılar diliyorum. Abi sen akrabalara da uyardın herhalde Yasin Kılıç programda işte oraya yoğunluk gösterin diye mi yoksa? Teşekkür ediyorum mesaj atan bütün dostlara. O zaman Muhammed ben bir parça yapayım. Tabii. Arkadaşlar siz çalın bana. Yine Karadeniz'in unutulmayacak
Karadeniz'in unutulmayacak üstadlarının önde gelenlerinden Sait Uçar'ın bir parçasını sizlere seslendirmeye çalışayım. Biliyorum programı takip ediyorsun Sait abi. Ben de senin programını takip ediyorum. Geçen Nazan Hanım'la görüştük. Programın iyi gittiğini ve seyredildiğini hem Sait abi tarafından hem beğenildiğini söyledi. O ki böyle güzel jest yaptın bana, seyrettin beni. Ben de senin bir parçanı okumaya çalışayım dilimin döndüğünce. Ver yasın bakayım. Şansım yok bu yetersiz yazın, bu yetersiz yazın. Hiçbir yerden şansım yok bu yetersiz yazın. Mektup yazdım sevdama, al getir komşu kızı. Mektup yazdım sevdama, al getir komşu kızı. Hayallerimi yıktım dertlerime, dert kattım gözlerimde. Yaş olur bir ömür bu, yıllardım hem kendini hem beni. Boşu boşuna yaktım, hem kendini hem beni. Boşu boşuna yaktım. Vurma gönlüm yaralı, bin bir dertler sıralı. Boşu boşuna aştın gönlümde yaraları. Boşu boşuna aştın gönlümde yaraları. Hayallerimi yıktın dertlerime, dert kattın gözlerimde. Yaş olur bir ömür bu, yıllardım hem kendini hem beni. Boşu boşuna yaktım, hem kendini hem beni. Boşu boşuna yaktım. Söndürdün ışığımı, dünyam kaldı karanlık. Her tarafım karanlık. Söndürdün ışığımı, her yanımız karanlık. İçimde bir acı var, kaybettim seni artık. Sol yanımda bir acı, kaybettim seni artık. Hayallerimi yıktın dertlerime, dert kattın gözlerime. Yaş olur bir ömür bu, yuvaktın hem kendini hem beni. Boşu boşuna yaktın, hem kendini hem beni. Boşu boşuna yaktın, hem kendini hem
Dayanamıyoruz tabii. Eyvallah ya. Adam yazıyor abi. Adam yazıyor ve okuyor da yani. Onun için buradan Mesut'a, yani oğluna, öbür güne klavyede olan kardeşimize, Vesait abiye, menajeri olan Naz Hanım'a selamlar, saygılar olsun, sevgiler olsun. Programını da izliyorum, gayet güzel. Çünkü Mavi Karadeniz'de güzel olan program vitrine kalkar. Demek ki biz de yürüyoruz. Lütfedip bizleri seyrettiğinizden dolayı, SMS'lerinizden şereflendirdiğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Öncelikle kaptanımız olan, kaptanlarımız olan Fuat Bey'e ve Karadavut'a öncelikle teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Aynı zamanda kameraman olan arkadaşlarımıza, bizim de kahrımızı çektiğinizden bizim dolayı her zaman ayrı ayrı kahrımızı onlar çekiyor. Hepsine selam olsun. Bu hafta tanıtmayı unuttum. Yeni bize takılanlar varsa, yani programımıza yeni takılanlar varsa, en sağdaki kemençeci kardeşim Seyfi Demir, yine Sakarya Hen'den yetiştirmiş olduğu kibar delikanlılardan bir tanesi, Osman Demir abimizin oğlu. Aynı zamanda yetim oğlu olarak geçiyor soyadı. Ve ortada duran, oturan arkadaşımız Ramazan. Ramazan iş bilir miydi? Beşer. Ben iş bilir miyim? Onun için yani işi biliyorsun ya, iş bilir biliyorum. Evet, Ramazan kardeşim. Yine klavyede bizim Koca Çınar'ımız. Dozar Ahmet diye tanınır Hendek'te ama ben Koca Çınar olarak ismini değiştirdim. Bu grubumuz bizi yalnız bırakmaz hiçbir zaman. İki Yaylaca programı başladığından bu yana hiçbir zaman ayrılmadık. Ayrılmamaya da gayret gösteriyoruz. Her hafta söylüyorum arkadaşlar. Şimdi yoldayız da gören oluyor beni. Veyahut da telefon eden oluyor. Abi işte programa gelmek istiyorum. Bakın, konuk almıyoruz. Konuksuz program yapıyoruz. Lakin Sakarya'da, Hendek'te ikamet ediyorsanız, kemençe çalıyorsanız, bakın kemençe çalıyorsanız, programıma arkadaşlarımızın yanına, bakın burası geniş, 15-20 tane daha kemençeci alabiliriz. Onun için sıkıntı yok. Ama konuk sanatçı almadığımızdan dolayı kimse daralmasın, kimse kusura bakmasın. Muhammed'im buyurun. Şimdi benim klip hazırmış herhalde. Bize bir sözümüz vardı. Geçen hafta bir ceza vermiştik sevgili Ahmet'ime. Ahmet Bey'e mi? Onu sözümüzü yerine getireceğiz. Ahmet de bu ara kafasında hazırlasın parçayı artık. Hazırlasın mı? Çepli kültüründen sonra mı olsun bu iş? Nasıl? Kaşlarını yukarı ediyor böyle. Etmem, yani söylemem. Vallahi zaman... şeriatın kestiği parmak acımaz. Sevgili seyirciler, SMS'lerinizden beraber bizi memnun edin. Şöyle yani Ahmet Bey ile söylesin falan filan olursa Ahmet'i söyletiriz. O zaman kaçma payı kalmaz yani. Şimdi, klip parçan hazırsa Muhammed'im. Hazır. Tamam, şöyle, o zaman bir hareket yap.
Ya Muhammed. Bitmedi bitmeyecek Çeplilerde bu neşe. Parça güzel mi? Karadeniz'de neşe. Senin kızın daha güzel ya maşallah. He? Senin de ama. Çok süper horon oynuyor evet. Demin oynadı gördüm ekranda. Suratını ekşitti hemen. Sana hiç benzememiş ya. O benim emekli oyuncağım. Bak şimdi gülüyor orada. Maşallah Allah bağışlasın. Benim de var ondan biraz büyük. Berra diye ismi. Buradan Allah bağışlasın. Cemi cümlemizinkini. Yasin Kılıç demiş. Selam Yasin Kılıç. Muhammed Sarı iki yaylacı programı izliyoruz. Tonyalı Yıldız ve Güney ailesine güzel horon çalarsanız bu çalmış olduğumuz Çepni kaydesi Çepnilere sevgili dostlarımıza gitsin. Sizlere gelsin. Bizim Maçka'dan izleyenler var onlara gitsin. Evet. Trabzon'dan Maçkalı dostlarımız var onları izlesin. Bizi onlara gitsin. Buradan yine Yılmaz abim var benim Hendek'te. Eskiden ormancıydı, şu an emekli oldu. Başka bir işle uğraşıyor. Kendisine selam olsun. O kadar geçtik mi ya? Vay anasını, vay vay vay. Hiç farkında değiliz ya. Bayağı ne olmuş? Yani. Yolu yarısını bitirmişiz. Yarısından fazlasını hatta. Ne zaman? Evet, Yılmaz abiye dedim teşekkür edelim. Çünkü bize programın bu şekilde yürümesinde çok büyük emeği olan bant altı reklamlarınız, Yaşar Gül abi olsun, efendime söyleyeyim, Erol Karagöz olsun, yine üyesi olduğum 14 No'lu Kamyoncular Kooperatifi, Nazmi Ayar Sayın Başkanımız ve yönetiminde olan tüm arkadaşlara selam olsun. Bizleri dinleyenlere güzel bir horon havası da ben çalayım, ondan sonra devam edeceğiz, daha buradayız. Daha neler yapacağız neler, durun bakalım hele. Hadi Sayın bakalım, Sayın Başkanımızı alacağız yine. Birkaç sorum olacak kendisine. Normal 7-8 alayım Ahmet'im ben. Güzel şöyle yayla horonu gibi olsun. Şöyle varsayalım yani yaylaya çıktık da öyle kol kola hep beraber tamam mı? Güzel büyük bir halka ortasında oynuyoruz tamam mı? Halka, tek bir halka. Şimdi memlekete de gidiyorum ben ara sıra Trabzon'a. Bizim Sakarya'da olan yayla şenliklerinin düzeni. Yani yayla şenliği her tarafta güzeldir ama düzen çok önemli şimdi. Horon düzeni. Düzen derken yani yönetimde şuna buna falan bir şey bulduğum yok. Kusur bulduğum yok. Horon düzeni bizim Sakarya'da olduğu gibi bakın ne İstanbul'da buraya da geliyorum mesela Kurtköy yayla şenliği oluyor vesaire vesaire. Ne İstanbul'da ne bir başka yerde. Sadece Sakarya'da olan ve Gölcük yazlık şenliği buna dahil tek horon. Tek horon yapılır. Horonun da tadı öyle çıkıyor. Öyle değil mi sevgili izleyenler? Yani niye tek horon? Biz bir milletiz. Tek milletiz biz. Tek bayrağımız var. Tek ezanımız var. Tek Türkiye'miz var. Onun için tek horon olursa ben her zaman bunu savunmuşumdur. Bakın Samsun'a da gidiyorum ben yayla şenliklerine. Orayı biraz böyle yola getirmeye çalışıyorum. Nasıl yola getirmeye çalışıyorum? Tek halka. Horon tek halka olur. Girersin yanındakinin ve sağın solundaki koluna tek halka olur. Bir halka orada, bir halka orada bilmem ne falan ondan sonra durur aş. Öbürü onun ayağına basar, öbürü öbürüne omuz atar, al sana bir dövüş. Bunlara yön vermemek için tek halka olalım, tek yürek olalım. Dışarıdan bizi görenler de bunlar bir kişi desin. Son 2, 3, ver gelsin bakayım. Pişman eyledin beni sevdiğime bin kere. Beni pişman eyledin sevdiğime bin kere. Kız ne kadar güzelsin, yer ne kadar güzelsin. Şşş ne kadar güzelsin, naydan beyaz yüzüm var. Dedim beyim adıma, ya kız sende gözüm var. Dedim beyim adıma, sevdam sende gözüm var. Thank you.
edeceksin sevda bilenleri ile sevda bilenleri ile sevdalık edeceksin sevda bilenleri ile sevda bilenleri ile kalır başın belaya yelin güzelleri ile başın girer belaya yelin güzelleri ile kız ne kadar güzelsin yar ne kadar güzelsin şşt ne kadar güzelsin naydan beyaz yüzün var dedim beyim anlama sevdam sende gözüm var dedim beyim anlama sevdam sende gözüm var. Türkülerim sizin için değil mi? Kız ne kadar güzelsin, yar ne kadar güzelsin, şşt ne kadar güzelsin, naydan beyaz yüzüm var. Dedim beyim anlama, ya kız sende gözüm var. Dedim beyim anlama, yarım sende gözüm var. Taşı taşı olayım taş parmağında yüzüğün taşı olayım taşı taşı olayım taşı geleyim yaylalara beni arkanda taşı seni sevda eden on dertten kurtulmaz başı çirkin ile bal yeme güz yanına taş taşı vay Allah'ım Allah'ım nedir benim günahım çift karın yüzünde kalmadı ahım ahım. Delikanlı karısı iki tane olacak delikanlı hanım mı iki tane olacak birisi darıldı mı ya biri sarılacak vay Allah'ım Allah'ım nedir benim günahım çift karın yüzünden kalmadı ahım ahım çift karın yüzünden kalmadı ahım ahım. Gölcüklüyü almışım iki karı Gölcüklüyü gölcüklüyü almışım iki karı biri iner ahıra biri yıkar kapıları vay Allah'ım Allah'ım nedir benim günah çift karın yüzünde kalmadı ahım ahım çift karın yüzünde kalmadı ahım ahım. Şakaya buyurun ha şaka yani, şaka olduğunu biliyoruz zaten. Ben bir tanesinle uğraşamayırım. Allah muhafaza. Bu güzel bir sanatçı abimizin türküsü. Çok eskidir bu. Hem kaydısı ve hem sözleri orijinal olduğu için bu şekilde okudum. Çünkü eskilere değer veren insan olduğum için onların izinden gitmeye çalışıyorum. Sevgili tabii, Yasin, adı üzerinde türkü, mani. Yani çok abes olanlar yani, tabii ki canlı yayında veya televizyonda gitmiyor. Onu da söylememeye gayret gösteriyoruz. Buradan bu müzikte ve sözlerde emeği geçen sanatçı abimize de teşekkür ediyorum. Efendime söyleyeyim, Sayın Başkanımıza söz vereceğiz dedik. Sayın Başkanımızı tekrar alkışlarla beraber alalım efendim. Buyurun Sayın Başkanım, tekrar hoş geldiniz. Şöyle hoş geldiniz aramızda başkanım. Bulunun. Mikrofon size. Sağ olun. Şimdi başkanım, gecede kimler yer alacak sanatçı olarak? Kadromuz hazır mı? Kadromuz %80 hazır. %80 hazır olduğundan hazır. Dolayı o zaman oraya girmeyelim. Çünkü %100 hazır olursa girsek daha iyi olurdu. Mesela kafa isimler vardır genelde bu konserlerde veya yaylaşanlıklarında. Sevgili Yasin, ben de işin içinde, benim de derneğim olduğu için sevgili üstadımız İbrahim Can, sevgili sanatçı dostumuz İbrahim abi, bizimle selam beraber olsun. Olacak. Ve bendeniz Muhammed Sarı orada olacak. Çok güzel. İnşallah nasip olursa Serdar kardeşim orada olacak. Şu ana kadar horon kırılacak orada. Horan, büyük horon olacak inşallah. Peki biletli mi olacak giriş bilet, yoksa? Biletli, yemekli bilet, bir gecemiz çok yemekli güzel olduğundan gecemiz dolayı olacak. Sevgili seyirciler, gecemiz biletlidir. Sayın Başkanım, siyasetten katılım olacak mı
programa? Tabii seçim öncesi şu anda seçim var. Bu seçim dolayısıyla siyasetlerden de ilçe belediye başkan adaylarımız, hemşerimiz var. Üsküdar Belediye Başkan adayı Sayın Hilmer Türkmen. Allah muvaffak etsin. Şu anda o da aramızda olacak inşallah. Diğer ilçe dernek, ilçe belediye başkan adaylarımız, diğer partilerin de parti ayrımı yapmaksızın hepsi davetli. Evet, dernek olduğumuz için. Onları da ağırlayacağız. Aynen. Biz herkese kapımız açık, herkesi ağırlamak istiyoruz. Güzel bir gece olması için bunu çalışmalar yapıyoruz. Yineleyelim o zaman. Tarih evet. Ne zamandı Sayın Tarih Başkanım? Tarih 9 Mart Pazar akşamı. Saat 19 Maltepe Kardelen salonunda. 19'dan itibaren. Herkesi davet ediyoruz. Son bir sorum olacak Buyurun. Sayın Başkanım. Dernek binamızı kendimiz aldık dediniz. Evet. Şimdi dernek tabii kendi binasını alması güzel bir şey. Ne kadar üyemiz var? Yaklaşık 300'ün üzerinde üyemiz var bizim. 400'e yaklaştık. Bakın sevgili seyirciler, 300 üyeyle bir İstanbul gibi yerde dernek başkanı ve dernek yönetimi bir bina alıyorsa, ben ne dernekler biliyorum ki 1000'in üzerinde üyesi var, hala kirada. O zaman başkanımı tebrik ediyorum, ben kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Bilgilerinizden dolayı teşekkür ediyorum. 9 Mart'ta pazar günü akşamı konseriniz hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Seni de bekliyoruz ama sen gelmiyorsun. Ben gelemiyorum. Seni gönderiyorum Almanya'da olacağım. Ben son olarak bir mesaj vermeye müsaade ederseniz. Ben Mavi Karadeniz TV'ye, yönetimine, buradakilere, herkese teşekkür ederim. Bizi ağırladınız burada. Bunu kendi köyüm, üyelerim ve yönetim kurulu adına sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. İlerleyen haftalarda tekrar sizi konuk olarak alacağız inşallah. Geceniz hayırlı uğurlu olsun. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet Yasin. Son 10 dakikaya giriyoruz. Horon'la beraber veda edeceğiz. İki kemençecimiz yine çalacak. Tekno tarzında çalalım. Son bir sert horon oynayalım. SMS'lerini okuyamadığımız sevgili izleyicilerimiz, sevgili hemşerilerimiz, sevgili hayranlarımız. Bize kızmayın çünkü görüyorsunuz. Bıdı 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 konuşup böyle yetiştirmeye çalışıyorum. Niçin? Sizleri daha fazla eğlendirmek, horon ettirmek için. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Haftaya cumartesi günü saat kaça kadar? Bugün erken başladık. 16'da başladık. Yani 4'te başladık ama haftaya cumartesi 17-19 arası. Kimseye söz vermiyorsunuz. Öldürürüm bak, öldürürüm. Yine buradayız. Öldürmeyelim. Gene kalsınlar. Bize onlar lazım. Onlar benim öldürmemi bilir. Ben sevgiden öldürürüm insanı. Sevmekten öldürürüm. Son 2 3 abi. Düştük peşime yılan, ormanlar allan, düştük peşime yılan. Hep bir güzel oldu da yavrum annenden olan. Hep bir güzel oldu da senin annenden olan. Yalanın kadar yaşa, söyledin bana yalan. Yalanın kadar yaşa, söyledin bana yalan. Yere akar tutulur da taşı taşa vurdunur. Yere akar tutulur da taşı taşa vurdunur. Olsa Müslüman kızı arar da ben de bulur. Müslüman kızı olsa arar da ben de bulur. Ne yapalım Muhammed'e arada böyle olur. Ne yapalım Mesad'ı arada böyle olur. Yübevi! Ormanda öldürürüm ananı adını. Odun ettim ormanda anlaşıldım kurum adını. Hacı ne anlıyorsun da baban gına durma. Hacı ne anlıyorsun da baban gına durmadan. Sistanın üstünde bulutlar yanışıyor. Sistanın üstünde de bulutlar yanışıyor. Benim ufak ilmime eyle ne kardeşi. Benim ufak ilmime de eyle ne kardeşi. Söyleriz dörtten kız
saçların nipetten, türkü söyler nipetten, kız saçların nipetten. Gelirim akşamüstü, kolla beni köpekten, akşamüstü gelirim, kolla beni köpekten. Sevdalık yete yete, çanım di dizlerime, sevdalı bakıyorsun, küçüğü az gözlerime. Bakıyorsun sevdalı da küçüğü az gözlerime. Kolları yapyarım hale çaldı. Kaderimi gülünde yaylalara dalana, geldi kaçanı gülünde yaylalara dalana. Sevdası kurban olsun da bastığı topraklar, kendimde gülü ya, gülmedin duya duya. Benden korkularına da nişanladınlar bu ya. Selam benden sevdama, gülmesin duya duya. Bir daha mı gelecek ha bu yalan dünya? Tüm! Yaylacıdan sizlere sevgiler saygılar sunuyoruz. Son 5 dakika herkes oranı akarsın. Hoppa! Leyla Türkülerin de diyeyim bir başına, Leyla Türkülerin de diyeyim bir başına. Geriye gitmeyesin, derde gelsem bir gelsem. Kollarında kuzanıyım, kollarında çarpasam. Geriye gitmeyesin, derde gelecek miyim? Kuanla söylesene, ekine diyecek miyim? Kuanla söylesene, ekine diyecek miyim? Senim unutmadım, yaşadım unutmadım, biz senim unutmadım. Hatırlarını saydım, başkasına bakmam. Hatırlarını saydım, başkasına bakmadım. Siz daha beni bakar, suyu bulanır bakar. İki gözümün biri, daima güzellem ben. İki gözümün biri, daima güzellem ben. Gel de gidelim size, sizin yolları çiz. İller gidiyorsun sana, senden gidelim bize. İller gidiyorsun sana, senden gidelim bize. Baral baral baral. Sardına içi fıçı yapıyı fıçı. Ah sardına içi fıçı yapıyı fıçı. Kesme şekere benzer yavrum basın dinleçi. Kesme şekere benzer ya kızlasın dinleçi. Gel otur şu yanıma, kimden utanıyorsun? Gel otur şu yanıma, kimden utanıyorsun? Seni bırakmayayım, öyle mi sanıyorsun? Seni bırakmayayım, öyle mi sanıyorsun? Beni göremiyorsan çıksak benim üstüne. Beni göremiyorsan çıksak benim üstüne. Yıllar geçti karadan, bana niye küstün? Kuruyu kuşağına, çantasını küskünün. Gel ver eli el ele, yıllarımı küskün. Gel ver eli el ele, yıllarımı küskün. Varan 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 varan. Saçım bulayım, boynuna dolanayım. Seni kaybedemem, sonra nereden bulayım? Açlarca kollarını sana bir sarılayım. Senden bir sevdaladın, Allah'ına olayım. Senden bir sevdaladın, Allah'ına olayım. O ayol şeker kız, sevdalıkla çeker kız. O ayol şeker kız, sevdalıkla çeker kız. Sevdasını ellere teker teker kız. Sevdasını ellere verir teker teker kız. Thank you.
babasının yanında uyası var uyası. Bükülen boylarına kurban olsun sevdası. Bükülen boylarına kurban olsun sevdası. Ay o şeker kızı. Sevdalı da şeker kızı. Ay o şeker kızı. Sevdalı da şeker kızı. Sevdasını ellere verir teker teker kız. Sevdasını ellere verir teker teker kız. Sevdalık ne yeteyim gitti yemişsin boşa. Bana yalan söyledin yalanlığından da yaşa. Bana söyledin yalan yalanlığından da yaşa. Otunda konuşalım karar yeterli kadar. Kırktan sonra sevdalık acan ne işe yener. Kırktan sonra sevdalık acan ne işe yener. Sabretin o gülüşeler haftaya burada kadar. Sabretin o uşaklar haftaya buluşalım. Yakınlığın uşakların haftaya buluşalım. Ey Asin'in İnşallah. Haftaya buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Müzik.